Kutatku Bilig. Hayat tamamı tamamına üç gündür. Ondan ötesi birkaç rüya ve gecedir. Bu üç günden biri yarındır, biri dündü geçti, acaba yarına ulaşır mı? Yusuf Has Hacı, Kara Anılar döneminde yaşamış devlet adamı, bilgin, edip ve şairdir. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Yusuf Has Hacı'yı, yüzyıllar ötesine, bugüne taşıyan 18 ayda kaleme aldığı ölümsüz eseri Kutatku Bilig'dir. Kutatku Bilig, 1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacı tarafından Kara Anlı Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra yazılmış ilk eser olarak kabul edilir. Kelime anlamı kutlu kılan bilgi ya da mutlu olma bilgisidir. Mesnevi tarzında yazılmış bir nasihatname, siyasetnamedir. Allah'a hamd, Hazreti Peygamber ve dört halifeye övgüyle başlar. Kitabıma okuyana mutluluk getirsin, ona doğru yolu getirsin diye Kutatku Bilig adını koydum. Ben sözlerimi söyledim, düşüncelerimi yazdım. Bu kitap, her iki dünya içinde doğruyu gösteren bir rehberdir, yardımcı bir eldir. Dosdoğru bir söz söyleyeyim size. Her iki dünyayı da devletle elinde tutabilecek kişiden daha mutlu kimse yoktur. Önce Gündoğdu'yu tanıtayım. O hükümdardır. Doğru yasayı töre temsil eder. Ay dolduyla mutluluk güneşi doğar, o da mutluluğun kut temsilcisidir. Öğüdülmüş aklı, odgurmuş akıbeti temsil eder. Ben sözlerimi bu dört değer, doğru yasa, mutluluk, akıl, akıbet üzerine kurdum. Okuduğunda anlayacaksın, dikkat et. Eser dört soyut kavram üzerine kurulmuştur. Sembolik dört kahraman üzerinden yazar düşüncelerini ifade eder. Hükümdar Kün Toktı, Gün Doğdu, Kanun, Adalet ve Doğruluğu, Vezir Ay Toldu, Ay Doldu, Mutluluğu, Vezirin Oğlu Öktülmüş, Bilge Övülmüş, Aklı ve Bilgiyi, Derviş Otgurmuş, Uyanmış, Ahireti, Hayatın Sonunu simgeler. Eserin bilinen üç yazma nüshası Kahire, Fergana ve Viyana'da bulunmaktadır. Ölecek insanların hepsi zamana rehindir. Vakit gelince bak bir adım bile atamaz. Senden önceki dünya beyleri de dünyayı böyle bırakıp gittiler. İşte mezarları, yatıyorlar. Büyüklük ölüme karşı fayda etmedi. Ölümden kaçan, kaçacak bir yer bulamadı. Büyüklük ve şöhretle başın ne kadar göklere yükselirse yükselsin, sonunda girip yatacağın yer kara toprağın altıdır. Ben büyüğüm diyeni ölüm yakaladı. Ben uluyum diyeni ölüm yendi. Ey hükümdarlar! Sen saray ve köşkler yaptırma. Kara toprak altında senin evin yatıyor. Göçecek kimse köşk ve saray yaptırmaz. Seyyah olan kimse yolda aylar ve yıllarca kalmaz. Yusuf Has Hacı'nın bugün Kırgızistan'ın Balasagun şehrinde 1017-1011 yılları arasında doğduğu kabul edilir. Kendisiyle ilgili en önemli ipuçlarını yine kendi eserinde şu sözlerle verir. Dikkatle bak, bu kitabı telif eden insan. İnsanlar arasında ileri gelen, hünerli bir kimseymiş. Bu türlü faziletler ve meziyetlerle kendilerini süslemiş ve bahtiyar bir hayat sürmüştür. Doğruluk, hürmet ve zühde sahip olduğu gibi, bir de takva sahibi, bilgili ve temiz bir insan imiş. Yusuf Has Hacip, Kaşgar'da 1077 yılında vefat etmiştir. Türbesi de bu kenttedir.